Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Kelime probleminizi en kısa sürede çözecek olan kanaldasınız. Bugünkü başlığımız yine hayatın en çok ilgilendiği konulardan yeme, içme, yiyecek ve gıda. Bu kelimeler verilirken beraberinde nasıl kullanılır onları da görüyorsunuz arkadaşlar. Yapmanız gereken uzun uzun ders çalışmak değil. Bu ekran kaydını veya bu ekranın resmini çekip cebinizin arada sırada çıkarıp bakmaktır ya da daha da zorlanıyorsunuz. Videoyu tekrar izleseniz iyi olur. Evet, ders bittikten sonra dersin sonunda birkaç tane de özel ifade var. İngilizce'de bunlar çok önemli. Sözlükten veya başka bir şekilde de halledilmiyor. Toplu halde ben size her dersin sonunda veriyorum deyimlerle birlikte arkadaşlar. Onu da kaçırmayalım lütfen. All living things, bütün yaşayan şeyler yani bütün canlılar need, ihtiyaç duyarlar. Bunu kırmızı yazmadım çünkü yeme içmeden değil. Ama ekstra kelimelerimiz var fiil olarak. İhtiyaç duyarlar. To eat, yemek için something, bir şey yemeye ihtiyaç duyarlar. To survive, hayatta kalmak için for some years, birkaç yıl veya comparably, göreceli olarak, kıyaslama olarak demişim. People eat. İnsanlar yerler. Hemen ardından kelimeleri okuyoruz. Eat ile birlikte ne diyebiliriz? Ne öğrenebiliriz mesela? Eat vegetables, sebze yerler. Eat fruits, meyve yerler. Eat meat, et yerler. And they drink water, su içerler. They drink milk, süt içerler. They drink coke, kola içerler. They drink wine, şarap içerler. First of all, bir kere her şeyden önce. Böyle bir deyim var. Bunu da aklınızda bulun. Her şeyden önce böyle diyor. First of all, people, insanlar feed themselves, kendilerini doyururlar. Feed, doyurmak, beslemek kelimesi. Kendilerini doyururlar. As people, insanlar olarak. We eat three times a day. Biz yeriz 3 kez günde 3 kez. Önceki derslerimde bunlardan bahsetmiştim arkadaşlar. Benim bu derslerimde okumaları çok rahat anlayabilmeniz için önceki derslerimi izlemiş olmanız gerekiyor. İzlememiş olsanız da yine kelime öğrenmenizi sağlayacaktır bu ama kolaylaşması için böyle bir öneride bulunuyorum. Önceki derslerimi izleyin. Each time is cold meal. Her keresine öğün denir. Three times, üç kez var. Herkese bir öğün denir. Is cold. Bir tane daha fiil var. Kırmızıya almadım. Konuyla alakalı olmadığı için. Öğün denir. Meal. Yemek ve öğün demek. In the morning, sabahleyin. Morning'in başında in kullandığımıza bakın. In the morning, sabahleyin. We have breakfast. Kahvaltı yaparız. Bakın, make demedim. Kahvaltı yeriz anlamında we have breakfast. We eat. Buradaki have eat anlamında. Yemek. We have breakfast. At breakfast. Başındaki at'e dikkat edelim. Kahvaltıda. We make tea alongside cheese. We make tea. Çay yaparız. Yani çay demleriz anlamında. Çay yaparız. Alongside cheese. Peynirin yanında. Olive, zeytin, chips, patates kızartması, jam, reçel, molasses, pekmez, honey, bal, butter, tereyağı, hot dog, sosis, or sausage. Bu da sausage, sucuk demektir. Etc. Ve benzeri şeyler. Çayın yanında bunları yaparız. Burada we have tea. Alongside, beraber de çay içeriz. We drink tea diye de değiştirebiliriz tabii ki. Evet. We always, biz daima have tea, çay alırız. Veya içeriz diye de düşünün. Drink because. Çünkü it's usually hard to chew the bite. Genellikle zordur to chew, çiğnemek, the bite. Lokmayı çiğnemek zordur. That's why, bu yüzden. We take a sip of tea. Biz bir yudum alırız. Of tea, çay. Bir yudum çay alırız. After each bite, her lokmadan sonra. And tea goes well with breakfast. Go well with, iyi gitmek, yanında iyi gitmek. Ve çay goes well with breakfast. Çay kahvaltının yanında iyi gidiyor. Often we drink it for pleasure. Genellikle biz onu içeriz, yani çayı içeriz. For pleasure, keyfine çay içeriz. In the afternoon, in the morning, şimdi in the afternoon, dikkat edelim. In the afternoon, at lunch,
Kahvaltıda, öğlen yemeğinde people often cook, insanlar pişirirler veya prepare hazırlarlar veya make yaparlar. A main dish bir ana yemek. Ana yemeğin diğer karşılıkları main course'da diyebilirsiniz. Main meal'da diyebilirsiniz. Bunları diyorlar. Değiştirip istediğinizi seçebilirsiniz. A soup çorba, salad salata and dessert tatlı alongside beraberinde tatlı yaparlar. Beraberinde birlikte. This is the most important. Bu en önemli, the most en demektir. En önemli ve en gerekli meal, öğündür. As we get most our energy, çünkü as burada çünkü yukarıda olarak da şimdi çünkü olarak karşımıza çıktı. İngilizce'de böyle şeyler var, dikkat edelim. Sadece tecrübe etmeniz gerekiyor bunları. We get most of burada bir of var. Most of our energy from it. Enerjimizin çoğunu ondan alırız. Biz in the evening at dinner araya soktum şeylerle. Sonda yazmam gereken aralara da girebiliyor bunlar. Biz akşamleyin akşam yemeğine dinner akşam yemeği, öğlen yemeği lunch, sabah breakfast, akşam dinner. Have generally leftovers. Genellikle artıkları yeriz, kalan yemekleri yeriz. Yani öğlenden kalan yemekleri yeriz. We sometimes especially biz bazen özellikle after dinner have snacks. Atıştırmalıklar yeriz. Have snacks. Sinek atıştırmalık. Ara öğün. Like fruits. Nasıl atıştırmalıklar? Fruits. Meyve. Cookies. Bisküvi. Pies. Çörek and pastry. Börek. Bunun gibi atıştırmalıklar alırız after dinner. Akşam yemeğinden sonra. When eating. Yerken. We bite. Çiğneriz. Isırırız. Bite demin lokma, şimdi çiğnemek oldu. Bakın iki anlamda da kullanabiliyoruz. Chew çiğneriz and swallow yutarız. Yerken çiğne, ısır, çiğne, chew çiğne and swallow yut. İçerken when drinking içerken we sip yudumlarız veya take a sip of water bir yudum su alırız and gulp ya da gulp yutarız. Yine bu da yutmak anlamında swallow ya da swallow deriz. People can feed others. İnsanlar başkalarını besleyebilir. Like the elderly, yaşlılar or babies, bebekler mesela. A mother nurses, anne nurses, besler veya emzirir. Her baby, bebeğini with milk, sütle from her breasts. Memesinden gelen sütle bebeğini besler. Babies, bebekler suck. Emerler. It's mother's breast. Annesinin memesini emerler. Sak emmek. Or a pacifier. Emziki. Emziyi emerler. Thumb. Baş parmağını emerler. Or lollipop. Lollipop emerler. Sak breast. Sak pacifier. Sak thumb. Sak lollipop. And we feed. Biz. Besleriz veya doyururuz. Or nurse. Besleriz, doyururuz veya emziririz. The elderly veya nurse bakmak da anlamında. Bakımını yaparız. Elderly, yaşlara by giving them with spoon. Onlara kaşıkla vererek de onları doyururuz. We also feed our animals. Ve aynı zamanda hayvanlarımızı da doyururuz. Animals forage for food. Hayvanlar yiyecek için otluğa çıkarlar. Yiyecek ararlar. Forage, yiyecek aramak. They graze on pasture. Onlar otlanırlar merada. On pasture, ona dikkat edin. On pasture, merada. Evet, dünyada dediğin zaman da in the world diyorsun. D'ler değişiyor. Yukarıdaki D'de at'ti, kahvaltıda at breakfast. Şimdi berada on oldu. Bunlar böyle bol bol duyarak, aşinalık kazanarak aklınızda kalacaktır. Özellikle ezberlemenize, aman ezberleyemiyorum korkusuna girmenize gerek yok. Sadece sık sık bunları duymaya ve telaffuz etmeye bakın. Ezberleyeceğim diye zorlamayın kendinizi. Sonunda kendiliğinden oluyor. Benim derslerimi 15 tane izleyin. Bunlar kendiliğinden olmuş olacak. Some animals such as lion. Bazı hayvanlar such as mesela lion, aslan, tiger, kaplan and wolf, kurt, scavenge. Bunlar da et ararlar, avcılık ederler, et peşine düşerler, etten bir leşçildirler, leş yerler ya da feed on flesh. Leş yerler or meat, et yerler. Feed on, beslenirler, leşten veya etten beslenirler. They don't eat grass. Onlar ot yemezler. They don't eat grass. Ot yemezler. Dogs, köpekler drink water yerine lap water yapabilirler. Lap 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 diye içiyorlar ya o yüzden.
Şimdi bir deyimlere bakalım. Bakın yiyeceklerle ilgili deyimler de var. A couch potato. Evet. Couch. Burada bir couch. Couch. U harfiyle. Potato. Evet, tembel ya da boş bir insan anlamında. Is not a smart cookie. Evet, akıllı biri değil. Smart cookie akıllı bisküvi, akıllı insan anlamına geliyor. Değildir. But grilling meatball, fakat köfte pişirmek, köfte ızgara yapmak is a piece of cake. Çok kolay bir şeydir. Bir parça kektir. Bir parça kek kolay anlamına geliyor. Smart cookie akıllı insan anlamına geliyor. Couch potato ise boş, yaramaz insan anlamına geliyor. Arkadaşlar şimdi de şu ekranda gördüklerinizi gözden kaçırdığınıza inanıyorum. Bir daha bunları tekrardan pasajdan hızını artırarak bir daha gözden geçirmenizi öneriyorum. Şimdi hızlıca pasajı bir daha okuyacağım. Lütfen beni dinleyin, sadece dinleyin ve anlamaya çalışın. All living things need to eat something to survive for some years comparably. People eat vegetables, fruits, meat and they drink water. First of all, people feed themselves. As people, we eat two times a day. Each time is called meal. In the morning, we have breakfast. At breakfast, we make tea alongside cheese, olive, chips, jam, molasses, honey, butter, hot dog or sausage, etc. We always have tea because it is usually hard to chew the bite. That's why we take a sip of tea after each bite, and tea goes well with breakfast. Often we drink it for pleasure. In the afternoon, at lunch, people often cook, prepare, make a main dish, a main course, main meal, a soup, a salad, and dessert alongside. This is the most important and necessary meal as we get most of our energy from it. We, in the evening, at dinner, have generally leftovers. We sometimes, especially after dinner, have snacks like fruits, cookies, pies, and pastry. When eating, we bite, chew, and swallow. When drinking, we sip, take a sip of water, then gulp or swallow. People can feed others like elderly or babies. A mother nurses her baby with milk from her breasts. Babies suck its mother's breast, a pacifier, thumb or lollipop. And we feed or nurse the elderly by giving them with spoon. We also feed our animals. Animals forage for food. They graze on pasture. Some animals, such as lion, tiger, wolf, scavenge, feed on flesh or meat. They don't eat grass. Dogs lap water. A couch potato is not a smart cookie, but grilling meatball is a piece of cake. Arkadaşlar, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sizin yararınız olacak nice videolar gelecek. Lütfen abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız.